Sihir mi bu? Bu dünyadaki her şey sihirdir. Sihirbaz için değil ama. Geçtiğimiz haftanın yapay zeka haberlerini konuşmak üzere bir aradayız. İlk haberimiz Anthropic'ten. Yeni Claude 3.5 Sone ve Claude 3.5 Haiku modellerini tanıttı. Yani 3.5 serisini tanıttı. Aynı zamanda da işletim sisteminizle birlikte çalışabilen, yani aslında OpenAI'ın real-time API'sinin işletim sisteminize bağlayabildiğiniz versiyonunu gösterdiler. Bu da şu an kullanılabiliyor. Çok maliyetliymiş doğal olarak. Çünkü adım adım düşünüyor vesaire verdiğiniz görevlere dair. Ancak sonrasında işlem yapabiliyor. Hataları da olabiliyormuş. Yani full güvenilirlik henüz yok. Şu şekilde bir demoları var. Hatta şuradan Twitter'dan bakalım. Burada bir kişinin kim olduğunu aratıyor. Adım adım düşünüyor ve o kişiyle dair kaynakları buluyor. Bir sonraki haberde hemen bakalım. Evet, Microsoft Copilot Studio. Burada otonom ajanlar oluşturmayla dair Copilot'ı bu yöne yönelttiler. Bu tarafta bir boşluk gördüler anladığım kadarıyla. Burada aslında yani yine pahalı bir çözüm şu an için. İleride ama ucuzlayacağı tahmin ediliyor. İşte O1'da entegrasyonu var. Adım adım işlemler yapabiliyorsunuz. Otomize edebiliyorsunuz. Yine hata ihtimali yine var. Ancak faydalı olabilir. İşte belli başlı işler için kendiniz özelleştirdiğiniz agentler oluşturabiliyorsunuz. Hatta şu haberi de buraya alalım. Hemen ardından söyleyelim. Asana'da yine no-code bir AI agent platformu yapıyor. Yani bu fikir bir çok yoğunlukta. Burada da yine işte planlama, raporlama, monitoring gibi işlemler için kullanışlı olabileceğini söylüyorlar AI agentların. No-code biçimde de bunların otomatize edebileceğini söylüyorlar. Bu şekilde. Bir sonraki haber SpiritLM. Bu bir makale. Artık makaleler de çok görsel oldu. Zaten DeepMind'ın da birazdan bahsedeceğiz. Videolar vesaire yapıyorlar. Yani güzel bir şey meraklılar için. Burada şöyle bir şey yapılmış bu çalışmada. Textle voice anladığım kadarıyla aynı şekilde token edilen bir mimari var. Bu yüzden de çok hani geçişler rahat olabiliyor. Örneğin işte 1, 2, 3, 4, 5 dediğinizde bunu sesli olarak devam edebiliyor. 6, 7, 8, 9 gibi. Ya da işte siz ses ABC'de dediğinizde o kendisi A, B text biçimde devam edebiliyor. Böyle bir mimari yapmışlar. Bu tam olarak nerede işe yarar? Size kalıyor biraz. Hani ses alıp ses verme değil de yazı alıp ses verme gibi. Use case'ler için belki de tercih edilebilir. Vardır bu bildikleri diyoruz. Llama kuantize modellerini yayınladı. Şimdi siz de kuantize edebilirsiniz. İşte farklı yöntemlerle. Ancak direkt kuantize bir şekilde modelleri yayınlama sebepleri. Bu modelleri biz test ettik. İşte hatalı değiller. Ve güvenliler diyorlar. İşte testlerimizi yaptık. Skorları böyle vesaire. Biz kuantize ettik sizin için. Bunları alıp direkt kullanabilirsiniz diyorlar. Burada amaç şey CPU üzerinde işte laptopunuzda çalıştırmak, mobil cihazınızda çalıştırmak 1 milyarı, laptopunuzda 3 milyarı, belki 5 milyar, 7 milyar ya 5 milyar yok da. Yani anladınız daha kuantize oldukça şeyleri düşene kadar kuantize olduğuna göre. Bir sonraki haber IBM Granite vardı. Granite ya da Granite nasıl okunuyor tam bilmiyorum. Apache lisansına döndürmüşler 3'te birlikte. Open source gitmeye karar vermişler. Amaçları da 8 ve 2 milyarlık modeller ile kendi şirket içi datanızla fine tune edebilirsiniz ve böylece işte çok daha ucuza aynı işleri yapabilirsiniz. Biz bu amaçla yaptık bu modeli diyorlar. İşte kod vesaire bir sürü detayı var burada. Merak edenler aşağı linkte bakabilirler. Bir sonraki haber XAI Grok, Elon Musk'ın Grok'u Twitter'ın el elemi ki
skorları gerçekten iyi, ilk 10'a falan giriyordu bir aralar. API açmış, yani programlarınızı entegre edebilirsiniz. Onun dışında Runway var. Act 1 dedikleri şey. Burada ses ve söylenenden anladığım üzere, belki de görüntü de vardır, orayı ben işte kaçırdım. Karakterlere yüz oluşturuyor. Bu da animasyonun ucuzlatacağını düşünüyorum. İşte şu şekilde söylenenlerden şeyler oluşturuluyor. Mesela örnek bakalım. So let me get this straight. You came. Gibi. Oldukça maliyetini düşürebilir animasyonların. Bir diğerinde open source. Burada bir sürü closed source şeyler de var. Hani yeni çıkıyor. Yani text to prompt video şeyler var. Onlara çok girmiyorum artık. Sürekli çıkmaya başladığı için. Open source'lara da ağırlık veriyorum. Mochivan çıkmış. Yani henüz çok iyi olmasa da open source olması güzel. İşte burada bir close shot da tabii bu biraz cherry pick. Yani özellikle seçiyorlar iyi olanları. Ama open source için güzel bir başlangıç noktası diye düşünüyorum. Prompt video için. Bir başkası da Stable Diffusion 3.5. Burada bazı hatalar vardı. Bu da yine open source. İşte insan fiziğiyle ilgili hataları vardı. Bazı şeyleri vardı. Onları düzelttiklerinden vesaire bahsediyorlar. Bunu da kullanabilirsiniz merak ediyorsanız. OpenAI'dan bir araştırma paylaşıldı. Diffusion modellerinin ne bir alternatif consistency model diye çok daha hızlı 50 katı da kadar hızlı olduğunu görüyorsunuz. İşte bakın bu işte şu kadar sürdü. O esnada consistency model hemen oluşturdu gibi bir söylem var. Burada tabii bazı dezavantajlar var, avantajlar var. Evet daha hızlı ama ancak burada hani çok çok detaylı bakamadım ama limitasyonlar kısmında şu söyleniyor. Siz önce bir diffusion modelı öğretiyorsunuz. Sonra bu diffusion model ile consistency modelinizi distill ediyorsunuz gibi bir yaklaşım var ama yani paper'lardaki kural hani şu an nerede olduğumuza bakma, nereye gittiğimize bak diye düşünülür. O yüzden güzel bir gelişme diye düşünüyorum. Onun dışında bunu konuştuk. Google DeepMind'den SynthID'yi open source yaptılar, paylaştılar yani. Buradaki olay da oluşturulan generative AI image'larının kim tarafından ne zaman hangi modelle, kim tarafı var mı bilmiyorum da hangi model ve hangi tarihte olduğunu söylüyorlar. Oluşturulduğunu bu şekilde metadatasına gömebiliyorlarmış. Ve siz hani imajın üzerinde bir şey de görmüyorsunuz. Tam bir watermark değil yani. Bunun da iyi olduğunu söylüyorlar yani. Siz istediğiniz gibi tadını çıkaracaksınız. Görselin hiçbir şey değişmeyecek ama biz arka tarafta işte belli başlı şeylere göre bakın burada işte yaklaşık bir aylık bir görsel Google AI ile yapıldı vesaire gibi bir ID'leme yapılabiliyor. Bu da güzel çünkü Facebook'ta özellikle yaşça büyüklerimizi çok kandırıyorlar. AI generated görsellerle vesaire. Onun için de iyi olacaktır. Burada klonun torso'yu tanıtıyoruz deniliyor. İşte bimanual android actuated with artificial muscles. Ben robotikte çok bilgili değilim. Ancak sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle bir video var. İşte baş hareketleri, kol hareketleri. Güzel. Yani Westworld gibi duruyor. Çok teknik bilgim olmadığı için. Bilen varsa yorumlara yazabilir. Bence güzel duruyor. Bugün bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.